Bir Sabah Bir İnsan reklamların ardından devam ediyor sevgili izleyenler. Bugün çok özel bir konuğumuz var, çok değerli. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Seyri Kemer Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu öğretim üyesi doçent doktor Eyüp Akçetin bizlerle. Kendisi geçtiğimiz günlerde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen bir yarışmada jüri olarak yer almıştı. Hem Türkiye'yi temsil etmişti o yarışmada, hem de Seyri Kemer'i temsil etmişti. Evet Eyüp Bey, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız Hülya Hanım? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Robotik kodlama, robotik son günlerde sıkça duyduğumuz alan aslında. Siz de bu alanlarla ilgili çalışmalar yürütüyorsunuz bildiğim kadarıyla. Yine Seyri Kemer'de de yürütüyorsunuz diye biliyorum ben. Ve bu yarışmayla, bu alanla ilgili yarışmaya da jüri üyesi olarak katıldınız. Tabii öncelikle ben robotik gelişmenin Türkiye'deki kısmına bakmak istiyorum. Türkiye'de nasıl gelişmesi için neler yapılabilir? Biraz sizlerden bilgi alabilir miyiz? Şimdi tabii öncelikle teşekkür ediyorum Fethiye TV'ye böyle bir fırsatı bize sunduğu için. Şuradan başlayabiliriz. Robotik dünyada aslında çok popüler bir konu olmaya başladı. Hatta birçok ülkede eğitim müfredatı olarak da kullanılmakta. Bir eğitim modülü haline de geldi. Fakat bizim şunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Robotik tabii ki iyidir, popüler bir konudur. Dünyada da hızla ilerliyor, gelişiyor teknolojinin gelişmesiyle beraber. Ama robotik bir problem çözmeye dayandırılmalı. Yani bir arkasındaki algoritmayı çözebilmeliyiz. İşte mesela İran, Amerika'nın işte insansız hava aracını düşürdüğünde zaten o insansız hava aracını herkes yapabiliyor ama asıl background'da dönen o yazılımı çözmek önemli. Tabii. Asıl önemli olan konu bu aslında. Şimdi bizde de bir hatanın olduğunu görüyorum Türkiye'de. Mesela herkes çocuğuna robotik eğitimi verdirmek istiyor. Bunun temel gerekçesi işte geleceğin mesleklerinden biri olabilir. Aynı zamanda işte gelecekte robotların devreye girmesiyle birçok iş robotların üzerine yükleneceğinden dolayı hani benim çocuğum da bu geleceğe hazır olsun, işte topluma faydalı bir birey olsun. Bu çok güzel bir istek. Her aile de bunu ister. Fakat burada göz önünde kaçırılan şey aslında mesela algoritma ne burada? Ben örneğin bilsem de dersler veriyoruz. İşte bir süpürge var biliyorsunuz. Bu yerleri süpüren ve duvarı ya da bir engelle karşılaştığında o engele çarpmayan veya bir çukuru gördüğünde o çukura düşmeden etrafı süpüren, hatta ilk başta çalıştırdığınızda evin haritasını çıkaran bir robot var. Mesela ben ilk dersimde çocuklara bu robotu tanıtıyorum, videolarını izlettiriyorum. Hadi bunun algoritmasını çıkarın nedir diyorum. Önce algoritmanın ne olduğunu anlatıyoruz. Algoritma aslında matematiktir. Ve aslında burada bizim yine göz önünde bulundurmadığımız, gözümüzden kaçırdığımız Türk toplumu olarak şu var. Birçok robotik sistem aslında İslam, Müslüman bilim adamlarına dayanıyor. İşte su saati var mesela El Cezeri'nin. Böyle birçok işte bugünkü NASA'nın çalışmaları. Bizim aslında ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim algoritma geliştirecek aklımız da var, yeteneğimiz de var Türk toplumu. Ama bu göz önünde bulundurulmuyor. Biz işin teknoloji yanını ön plana çıkarıyoruz. Teknoloji yanı ön plana çıkarınca Türk toplumunun aslında bizim toplumumuzun asıl meselesi bu. Pahalı bir oyuncakla oynuyoruz. Yani robotiği Lego'dan ayıran tek şey algoritmadır. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer biz bunu bir adım öteye taşımak istiyorsak toplumun var olan bir problemini çözecek algoritmayı ortaya koymalı. Ondan sonra robotiği bu problem çözmeye yönelik kullanmalıyız. Ne demek istiyorum? Şimdi çamaşır makinesi aslında bir robot. Toplumun ne problemi vardı? Çamaşırın yıkanması. Ulaşım bir problem. Araba aslında bir robot. Bugün zaten robot aslında otonom, kendi kendine işi yapan araç demek.
İnsanların belli amaçları var. Artık bu amacı da biz belirleyeceğiz. Yani ha, şimdi bu teknolojiye biz uzak da kalamıyoruz. Yakın kalmak zorundayız. Çünkü şimdi sizin karşınızda sürekli robotları geliştiren, bunu hangi amaçla kullanacağı belli değil. Evet. Sizi öldürmek amaçla da kullanabilir. Tabii evet, kötü ellere geçerse maalesef hani kötü sonuçlar da doğabilir aslında. Tabii. ama bunun bir de sosyal boyutu var. Bu askeri ve stratejik boyutu. Şimdi biz mesela bir patent başvurusu yaptık geçtiğimiz hafta. O neydi? Mesela ben bunun örneğini vereyim size. Oradan da akıllı nesnelere geçmek istiyorum. Biz bir patent başvurusunda bulunduk Hülya Hanım. Ya, mesele şuydu, yani yine problem çözmeden gideceğiz. Mesele şuydu, Kurban Bayramları esnasında birçok deri açığa çıkıyor ve yaklaşık Türkiye 25 milyonluk deriyi israf etmekte. Neden? Tuzlama problemi. Biz bunun üzerine düşündük. Bir iş adamı, bir akademisyen ve bir memurumla beraber düşündük, bir çözüm geliştirdik. Mevcutta 10 işçi 10 saatte 1500-2000 takriben deriyi tuzluyordu. Fakat arada 10 saat beklettiğiniz, hele bir de bu bölgede havaların aşırı sıcak oldu. Evet. Kurban Bayramı'nın yaz aylarına denk geldiğinde kullanılamaz hale geliyor. %30 deriler deforme oluyordu. Şimdi ayakkabıda, çantada, mobilyada birçok alanda deriyi kullanıyoruz. Dolayısıyla bunu nasıl engelleriz diye masaya yatırdık ve biz deri tuzlama makinesi geliştirdik. Yarım saat içerisinde, yani şöyle söyleyeyim, bir saat içerisinde 1500 ile 2000 arasında deriyi tuzluyor. %70 oranında tuzdan, %330 oranında iş gücünden, %700 oranında zamandan tasarruf sağlıyor bu makine. İşte bu bir robot. Şimdi biz buna akıl katmaya çalışıyoruz. Yani bunu, biz deriyi bir yere yığalım. Kendisi gitsin orada tuzlasın, katlasın. Alsın, koysun, versin, etsin, evet. Konveyörle araca istiflesin. İşte bu ne oldu? Artık akıllı bir sistem oldu. Yani bizim çamaşır makinemiz zaten bir robottu. Arabamız bir robottu. Ama eğer araba kendi kendine gitmeye başlamışsa artık akıllı. O akıllı bir robot. Tam robot. Yani aslında bunlar sanki hiç yoktu. Birdenbire hayatımıza girdi gibi değil. Zaten bunlar vardı. Şimdi bu tamam, güzel, bunu yaptık. Şimdi biz mesela zeytin toplama makinesi bu yörede icat etmeye çalışıyoruz. Yani işte yine bir ekip kurduk bununla ilgili. Birçok kişiyi aldık bu işe. Düşünüyoruz yani, çünkü hakikaten köylerde en çok zorlanılan konulardan biri bu. Zeytin. İşçi bulamıyorlar. Fakat Ege ve Akdeniz yöresinde bu çözümü ürettiğinizde 700 bin kişi işsiz kalıyor. Yaklaşık. Zaten en büyük bugünlerde hani en çok konuşulan konu aslında bu. Evet, robotlar hayatımızın her alanında olacaklar ama bir taraftan da işsiz kalacak insanlar meselesi var. Burada bilim insanlarının da en çok düşündüğü, bunun üzerine gittiği mesele galiba, değil mi? O işsiz insanlar ne olacak? Evet. Şimdi mesela 100 bilim adamı Birleşmiş Milletler'e bir mektup yazdı geçtiğimiz günlerde. Şimdi robotlar, eğer burada birkaç şeye referans vermek istiyorum. Şimdi dünyayı yöneten akıl önceden sinyaller veriyor. Yani toplumun bilinçaltını gelecek teknolojiye de hazırlıyorsunuz. Neden? Bunu ben çok düşündüm. Yani bu adamlar güçlüler. Yani neden bize kopya veriyor? Yani insanları hazırlamadan da bu sistemleri getirebilirler. Fakat burada şöyle bir şey var. İnsanların, mesela ben bir ayı uzmanını izledim belgeselde. Ayı uzmanı, aslında burada Ömer Kayani'ye de referans vermek isterim. Bunu da ondan da dinlemiştim ben. Daha sonra onun referansıyla bu belgeseli izlemiştim. Bir gazeteci arkadaşımız. Ona da referans vermeden edemeyeceğim. Akademisyenler referans verir, yoksa intihal olmuş olur. Şimdi ayı uzmanı 30 yıllık ayıları araştırmış. Diyor ki, ayılar bölgesine girecekseniz elinizi çırpın, ıslık çalın, teneke çalın. Yani sizin orada olduğunuzu bilsinler. Peki bilince
gelmiyorlar mı? Bir şey yapmıyorlar mı? Saldırmıyorlar mı? Evet, diyor ki işte onu anlatıyorum Hülya Hanım. Diyor ki ayı eğer sizin burada olduğunuzu bilirse o ona göre önlemini alıyor. Sizin önünüze çıkmıyor. Yok, aniden sessiz bir şekilde onun alanına girerseniz tehdit olarak görüyor. Tehdit olarak görüyor. Aslında bu sosyolojide sürü psikolojisi. Şimdi toplumun bilinçaltını, teknoloji aslında Hollywood'daki filmler film değil. Yani film değil derken sadece eğlence amacı güden bir film değil. Toplumu bir yere hazırlıyorlar. Şimdi bugün mesela Colombo'nun dizisini izliyordum. Fax makinesini tanıtıyor. Bakın diyor işte Dedektif Colombo vardı ben. Evet. Yaşlandık herhalde, bunu bilen var mı bilmiyorum ama işte diyor ki bakın buradan gönderiyorsunuz belgenin aynısı. Yani toplumu bir makinenin evet farkındalık oluşturuyor bu filmler. Neden? Çünkü aniden çıkan bir şey toplumun nereye kontrolden çıkmasına ve nereye gideceğini tespit edilmesinde zorluk çıkaracağı için yavaş yavaş. Mesela bunun en önemli göstergelerinden biri Julius Verne. Bu istihbarat işi yani. Julius Verne sadece yazar değil. Bence istihbaratçıdır da. İşte mesela Ay'a yolculuğu. 80 günde devre alem. Şimdi bakın ne kadar hızlı şeyler var. Evet. 4 günde Şangay'dan çıktı, işte Londra'ya gitti. Bize de uğradı 6 Kasım'da. Hızlı tren. Evet. İşte ne bileyim George Orwell'ın 1984 romanı. İşte biri bizi gözetliyor, ona dayandırır. Bugün her yer kamera, her yer sensör. Artık dünya sensörler çağı. Dolayısıyla İngilizler işaret fişeği veriyor. Tüm dünyayı bir teknolojiye hazırlıyorlar. Şimdi Black Mirror diye bir dizi var. Evet. Bugünkü istihbarat işi olan şey de o bence. Dizi de o. Dizi birbirinden bağımsız. Seyircilere de tavsiye ederim. Biraz sert sahneler de var. Yani hoşa gitmeyen. Ama maalesef bunlar doğru. Mesela orada bir kadın ölü kocasını kaybediyor. Kocası vefat ediyor. Kocasının vefatından sonra kocasının yerine bir robot devreye giriyor. Yani kocası şunu, gibi mi? Dizi kocası gibi. Birebir yüz aynı. Kocası gibi yaklaşıyor. İşte Facebook hesabından bilmem bir verileri çekiyor. Maillerinden kiminle nasıl görüştüğünü. Her şeyiyle kocası aslında. Bu kadın sonradan pişman oluyor. Yani acaba onun anılarına ihanet mi ediyorum? O bunu ister miydi diye. Dizi enteresan. Ama şu burada bize bir mesaj veriyor. Ben dizinin konusunu gelecekte bilemiyorum. Gelecekte de böyle olabilir diye. Oldu. Şu an yani bizim karı koca ilişkisini güden robotlar yapabilen, karılık ya da kocalık yapan eş olabilen robotlar var artık. Yani robotlar artık her şeyi yapabiliyor. Şu an Çin'de yaklaşık 1 milyar robot amaçlarının ne olduğunu bilmiyorum hazır. Çin üretti bunu ve devreye sokacak. Peki ne olacak? Bakın. Yapay zeka peki burada giriyor mu robotlara? Tabii. Yapay zeka olmadan olmaz. Ona da değineceğim. Şimdi robot devreye ne için alınacak bu robotlar? Şimdi şu an bilinen mesleklerin %80'i gelecek 10 yılda 20 yılda yok olacak. Yok olacak. Kodlama bilmeyen, algoritma bilmeyen doktorlar işsiz kalacak. Yani var olan meslekler de dijital sisteme entegre olmak zorunda. Aslında burada insanlar biraz da kendilerini geliştirmek zorundalar. Gelecek 10 yıla hazır olmak için aslında bu konuları araştırmaları gerekiyor. Algoritma nedir? Yapay zeka nedir? Dediğiniz gibi robotik kodlama nasıl yapılır? Aslında belki bunu her insanın artık bence öğrenmesi gerekiyor. Yani robotik burada bir teknik. Yani robotik gider, yapay zeka gelir. Yapay zeka gider, big data gelir. Bu teknik. Asıl ama arkadaki o problem çözme, bir probleme çözüm geliştirme, algoritma sistemi asla eskimez. Çünkü algoritmanın 1000 yıllık tarihi var veya daha fazla tarihi var. Çok 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 insanlık tarihiyle eşdir. Tabii yani siz üşüyorsunuz, işte bir elbise geliştiriyorsunuz, sobayı geliştiriyorsunuz. Tekerlek. Tekerlek çok boyut değiştirmedi mi? Yani uçak tekerleği başka, biz patlamayan tekerlek var şimdi run flat dediğimiz. Daha da boyut değiştiriyor işte. Kendi kendini tamir eden teknolojiler var. Ama hepsi bir algoritma aslında. Hepsi bir probleme istinaden geliştirilmiş çözümler. Şimdi meslekler yok oluyor. Robotlar devreye giriyor. Birleşmiş Milletler'e 100 tane bilim adamı rapor yazıyor. Neden? Gelin bu işin sosyal boyutunu devreye sokalım. Yani tamam
Biz zeytin toplama makinesini geliştirdik. Peki bu 700 bin işçi ne olacak? İşte Joker filmi. Joker ne diyor? Ben diyor maaşım yok. Çoluğum yok, çocuğum yok, karım yok. Kaybedecek bir şeyim yok. Bu düzeni yıkmalıyım ki yeni bir düzende belki bir pay alırım. Şimdi ve Joker maskesiyle gördük işte Ürdün'de, Lübnan'da, birçok Orta Doğu ülkesi, işte bugün İran. Bakın bizim şunu da sormamız gerekiyor. Tamam, bir makine geliştirdik. Tamam, artık Batı bunun çok farkında. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Doğu ideolojiktir. Doğu duygusal. Rasyonel karar alma konusunda bizim saç ayaklarımız daha kırılmış ve tam oturtamadık. Oturtmak zorundayız. Batı duygusal değil, rasyonel. Akılcı düşünüyor. Yani biri problem çözerken kararı ideolojik veriyor. Batı ise kararı veriye dayalı veriyor. Çağ veri çağ. Çağ dijital çağ. Çünkü robotlara algoritmayı kullanırken de matematiği, algoritmayı, veriyi kullanmak zorundasınız. Yani birisinin yüzünü tanıttınız. İşte cinayet işleme robotu gelişti ki var bunlar. Yüzünü Facebook'tan çekeceksin. Veya işte yüz tanıma sensörüyle gidip tespit edeceksin. Bunların her biri veri. Yani veriye dayalı karar vermeyi, çocuklarımıza veriye dayalı karar vermeyi ve bir veriye dayalı bir problemi çözmeyi çocuklarımıza verirsek biz başarılı oluruz. O zaman robotik bir anlam kazanır. Çünkü amaca hizmet etmiş oluruz. Tabii yoksa Lego, Lego'nun bir uzayan boyutu sensörlü Lego. Pahalı bir oyuncakla oynatmış oluruz. Fakat bu Lego'nun amacı ne? Bu Lego tamam, Lego'yu yaptık. Bu sensör, sensörün amacı ne? Okullarda verilen eğitimlerde artık görüyoruz hani seçmeli ders olarak yer alıyor eğitimlerde. Oradaki eğitimlerde peki yeterli değil o zaman o halde. Evet, robotik yapıyorlar ama burada amacı ne olduğunu peki aşılıyorlar mı çocuklara? Şimdi ben bunu bazı okullar evet iyi. Bazı okullar hakikaten iyi. Çünkü dünya derecesi alan çocuklarımız da var. İyi olmasa derece alamayız. Yani bunun göstergesi bu. Daha iyi olmak için o zaman neler yapılması gerekiyor? Daha iyi olmak için bakın mesela ben Çin'in müfredatını indirdim. Şu an çeviriyoruz, uyarlıyoruz diyelim. Veya atıfta bulunuyoruz o kaynaklara. Bu konuda da o zaman aslında baktığımız zaman o Asya ülkeleri daha önde gibi geliyor. Kore, Japonya, işte bu robotik yapay zeka konusunda diyebilir miyiz böyle? Batı'dan daha öndeler diyebilir miyiz? Şimdi şöyle, Batı'nın aklı şu an Çin'i ayartıyor. Yani Çin'e ayar veriyor. Amerikan ekonomisi giderek küçüldüğü, daraldığı için zaten oradan çıktı o sermaye. İşte Bitcoin'ler, işte dijital dünyanın bir takım aletleri, işte doların ortadan kalkması söz konusu bugün. Dolayısıyla robotlar çağı, dijital çağ geliyor. Neyle geliyor? Çin'le geliyor. Yani 1 milyar robotu Amerika'ya ürettirmediler. Ama bunu aynı akıl yapıyor. İşte gnostik akıl dediğimiz dünyayı yöneten akıl yaptırıyor. Yani dün Amerika'da olan akıl bugün Çin'de. Çin'den geliyor artık. Yani yakında işte tabelalarımız Çince olur. İşte ne bileyim Çince popüler dil olur. Robotlar Çin'den gelmeye başlar. Onun için ben de özellikle Kore ve Çin'e baktım. Yani benim mesela eğitimlerimde kullandığım şeyler Kore'nin müfredatı ve Çin'in müfredatı. Ama hepsi karar alma ve algoritma üzerinden gidiyor. Sadece robot yaptırmıyorlar yani. Basit bir kaldıraç, basit bir pervane. Bu pervaneye nasıl motor ekleriz, o motora nasıl sensör ekleriz? Yani işte elimi gördüğünde çalışsın, görmediğinde dursun. Ya da gördüğünde dursun, çarpmasın elime, görmediğinde çalışsın. Bunun algoritması nedir diyor çocuklara. Veya işte şöyle Çin'in müfredatını inceledim. Diyor ki sınıf arkadaşınızı sigara içerken gördünüz. Nasıl bir tavır takınırsınız? Ailesine ne söylersiniz? Çocuğu böyle var olan bir problem üzerinden küçük küçük yavaş yavaş seviyeyi zor arttırarak gidiyor. Bizim bu konuda bir çalışmamız var. Hintli bir bilim adamıyla çalışıyoruz. Amar, kendisini de burada teşekkür ediyorum. 3 dilde yayınlanacak. İngilizce, Türkçe ve oranın yerli dili. Belki Urduca da yayınlayabiliriz bunu. Bu da problem çözmeye yönelik bir kitap hazırlıyoruz. 6-13 yaş grubu için. Yakında Türkiye'de de olur. Şu an çalışmalarımız devam ediyor.
Önemli olan bu aslında. Önemli olan bu. Çünkü dediğim gibi bunlar bir teknik. Bizim bu teknikleri algoritmayla birleştirmemiz gerekiyor. Çünkü teknik eskir. Hı hı. Ama yöntem, metot gelişerek gider. Hı hı. Bizim gelişerek yöntemimizi, metodumuzu bir adım öteye taşımamız gerekiyor. Biraz hükümetlerin o zaman, devletlerin bu yönde de yatırım yapması gerekiyor o zaman. Çünkü dediğiniz gibi dünya değişiyor, gelişiyor ve artık robotlar maalesef hayatımızda var yani. Dediğiniz gibi yapay zeka da yine öyle. Çünkü mesela ben telefonda bir şeye bakarken aslında benim ilgimi çeken şeyler de karşıma çıkıyor. Bu da aslında bir yapay zeka göstergesidir diye düşünüyorum ben. Çünkü benim nereden biliyor o şeyi, hoşuma gittiğini. Bu da aslında kişisel verileri mi burada aslında biraz toparlayıp bizim ne istediğimizi, neye ilgi duyduğumuzu görüyorlar. Şimdi bunu şöyle söyleyeyim. Büyük verini analiz ediyorlar. Mesela hı-hı, sizin 6 ay sonra nerede oturup, hangi tarihte, nerede hı-hı, oturup ne yiyeceğinizi %1 sapmayla tespit ediyor. Bugün Windows'ta bunu yapıyor, Google'da hı-hı, yapıyor. Peki o verileri bana çıkartarak aslında beni de biraz da yönlendirmiş oluyorlar mı? Tabii. Mesela WhatsApp'ta eğer bir arkadaşınıza çorap yazarsanız çorap reklamları gelmeye başlar evet, size. Ya da Google'da bir arama geliyor, yaptığınızda. Geliyor, evet, dikkatimi çekmişti. Çünkü orada kişiye özel, yani işte bunu yapan aslında algoritmalar. Yani işte o yapay zeka dediğimiz de algoritmada oluşuyor. Yani mesela dünya nüfusunun yarısının, zaten Birleşmiş Milletler az önce söyledim, 100 kişinin, 100 bilim adamının mektup yazmasının sebebi de bu. Ya tamam, bu kadar robotları devreye sokuyoruz işte ve web sitelerini de robotlar yönetecek. İşte bu hı hı, işte bakın Google'u evet, aslında şey yönetiyor. Bir robotlar, yapay zeka. Hı hı. Yani sanal robotlar yürütüyor diyelim, yönetiyor hı hı, diyelim. Peki bir önce insan nereye gitti? İşsiz kaldı. Şimdi bakın dünya nüfusunun gelecek 10 yıl, 20 yıl içerisinde işsiz kalmasını tartışıyor bugün bilim adamları. Yani hükümet boyutu burada. Yani tamam bir icadı yaptınız, bir problemi çözdünüz ama Joker gibi patlamaların, sosyal patlamaların olması için ne tür tedbirler hı-hı, aldık? Çocuklarımızı bakın aslında eğer çocuklarımızı nitelikli hale getirirsek, yani bu robotları içerisinde bulunan algoritmayı, yapay zekayı, metodu, yöntemi bir adım öteye taşıyacak hale getirirsek bu çocukların işsiz kalması söz konusu değil. Dünyanın her yerinde iş bulabilecekler. Hı hı. Ama şimdi Türkiye neden hep inşaat sanayiyle anılıyor? Çünkü niteliksiz iş gücünü hemen istihdam edeceğin en önemli kanalın birisi inşaat sektörü. Hı hı. Çünkü herkes çalışabilir. Diğeri de tarım sektörü. Hı hı. Şimdi teşvikler oraya kayıyor. Neden? Çünkü senin niteliğin ona göre. Şimdi bizim bu niteliği çocuklarımızı problem çözmeye, tabii ki robotik öğrensinler. Hı hı. Ama onu pahalı bir araçtan çıkarmamız lazım. Yani pahalı bir Lego ile. Şimdi aileler tatmin oluyor. Ya benim çocuğum robotik kursuna gidiyor. Ya burada algoritmayı, metodu öğreniyor mu? Onu sorgulamamız gerekiyor. Hı hı. Türkiye'de bunun net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Tamam, kurs alsın çocuk. Ama algoritmayı da öğrensin. Algoritmayı, metodu bir adım öteye taşısın. Hı hı. Yani şimdi süpürgeyi, biz dedik ki çocuklar algoritmasını çıkarın. Nedir yani süpürgenin oda haritasını çıkarmak, daha sonra temizlik yapmak, bir yerlere çarpmadan, hı hı, dökmeden bir suyu, bir bardak suyu devirmeden. Bir sonraki ne olacak? Çocuklara soracağımız soru bu. Hı hı. Burada da aslında daha, çocukları düşünmeye sevk ediyoruz. Tabii hı hı, asıl amaç bu olmalı. Yoksa yine inşaat sektörüyle yarın gelecek, sen tamam bugün istihdam ediyoruz, yarın gelecek robotlar bunu yapacak. Hmm. Şimdi 3 boyutlu yazıcılar var. 3 boyutlu yazıcılarla her şeyi yaptırabiliyorsun. Yani bina yapacak şekilde de tasarlanamaz mı? Tasarlanabilir çok kolay. O zaman belki de 48 saat içerisinde koca bir binayı yapmış olacak. O zaman ne yapacağız biz? Yani nasıl istihdam edeceğiz bu insanları? Şimdi bakın eğitim de değişti, dönüştü. Ya üniversiteler... Bakın biz halen daha üniversite olarak binalara yatırım yapıyoruz. Hı hı. Şimdi batıda insanlar binaya yatırım yapmadan sadece işte bu algoritmalara yatırım yaparak eğitimin çeşitlendirebiliyor. Hı hı. Bakın bir Micro Master diye bir sistem var. edX diye bir sistem var yine. Dünyanın en iyi üniversiteleri. edX diye bir sistem var orada. Tam işte algoritma nedir, problem çözme nedir bunları ders olarak veriyorlar. Ben de takip ediyorum. Ders olarak veriyor.
Dünyanın en iyi, en prestijli üniversiteleri, en iyi hocaları veriyor. Bakın burada siz istediğiniz dersi alabiliyorsunuz. 5 ders belirlemişler veya 6 ders. 5 ders belirlemişler. Demişler ki bu dersler işte senden 100'er dolar veya 50'şer dolar para alalım. Sen buradan mikro master yap. Siz paranızı yatırıyorsunuz. Derslere giriyorsunuz. Ha mikro master yapmasanız da o eğitim size açık. Ücretsiz de yararlanabiliyorsunuz. Fakat sertifika almak istiyorsanız para veriyorsunuz. Adam açıyor size eğitimi. Bakın bina yok. Tüm dünyaya erişiyor. Algoritmalarla. Sizin ilgi alanınıza göre reklam gönderiyor. Sizi yakalıyor bir şekilde. Evet. Az önce söylediniz ya siz de Hülya Hanım. Daha sonra siz bu eğitimi aldınız, paranızı yatırdınız. Bir teklif daha geliyor. Diyor ki gel bunu normal master yapalım. Nerede? Harvard'da. Ama diyor bu sefer senden normal harç ücretini alır. Artık 50 bin dolar mı 60 bin. Gidip veriyorsunuz. 3-5 ders daha alıyorsunuz. Mikro master'ınız oluyor normal master. Şimdi bizim bakın eğitim de değişti. Çağa uygun bir eğitim sistemi var. Bina yok, zaman yok, mekan yok. Yani bir kısıt yok, bir limit yok, bir sınır yok. Dolayısıyla adam yarın kalksa dese ki ben işletme eğitimi size oyunlar oynatarak ki oraya gidiyor. Oyunlar oynatarak yapacağım. Ve burada deneyimli CEO'lar var. Onların deneyimlerini aktardık. Bugün bakın yapay zeka ADA diye bir uygulama var. Cambridge Üniversitesi'nin geliştirdiği. Reçete yazıyor. Tanıyı doktorlardan daha iyi koyabiliyor. Bakın meslekler erozyona uğruyor. Ha doktora nerede ihtiyaç olacak? Bu tür uygulamalarda. Bu tür uygulamaların geliştirilmesinde. Onun için algoritma. Tamam çağ sensörler çağı. Çağ ama nerede nasıl? Kim için? Ne için? Bunların cevabını vermek zorundayız. Evet bunlar gerçekten önemli konular gelecek açısından da. Ama şöyle de bir korku var. Bütün bu düşünceler, bütün bu robotlar aslında dünyanın sonunu da getirir mi diye de düşünüyor aslında bilim insanları. Size göre nedir? Dünyanın sonu bunlarla mı gelir acaba? Şimdi ben orada şöyle düşünüyorum. Mutfakta bir bıçak var. Siz bana misafirliğe geldiniz. Sizi davet ettim. O mutfak bıçağıyla, mutfakta kullanılan bu araçla eğer sebze meyve soyar, size ikram edersem bu iyi bir araç olur. Fakat sizi öldürürsem bu bir cinayet silahıdır. Teknolojiyi, ne için kullandığımız önemli. Dolayısıyla biz teknolojiyle ilgilenmeyelim. Birilerinin elindeki teknoloji bizimle ilgileniyor. Bizim iyi amaçlar için, kendimizi savunmamız için bu teknolojiye sahip olmamız gerekir. Çünkü şimdi düşünün, giyilebilir teknoloji. Aslında araç da bir giyilebilir teknoloji. Bu yeni değil. Araca giriyorsunuz, aslında giymiş oluyorsunuz onu. Komutlar veriyorsunuz. Bugün düşünün bir robotun da içine girip kontrol edebiliyorsunuz değil mi? İşte çelik yumruklarda ya da Bumblebee'de işte Transformers'ta ne var? Evet. Ya kendini otonom ya da birini kontrol ettiği bir robot var. Veya işte Atlantis Savaşı'nda. Şimdi bu filmler tesadüf değil. Aslında bu teknolojiler bir yerlerde var. Yani bunlar geliştirilmiştir mutlaka. Yani işte bunlar işaret fişeği. Toplumun bilinçaltını hazırlamak. Peki bizde ne var? Ha biz boş muyuz? Ben yeri gelmişken şuna değineyim. Mesela dünyada en iyi yapay zekacılardan biri bizde. Hatta ben bir müjdeyi de vereyim buradan izleyicilerimize. Bu en iyi Derviş Karaboğa Profesör Doktor Erciyes Üniversitesi'nde görev yapıyor. Ayın 30'unda burada FKM'de bir benim moderatörlüğümde beraber bir konferans vereceğiz. Herkese de açık. Lütfen gelin çocuklarınızla beraber gelin. Çok donanımlı, dünyada 82. ilk yüzde bir bilim adamımız Hülya Hanım. Duyurmuş olalım. Evet. Hatta belki fırsat bulursak burada da İnşallah bir program biz yapacağız. De, evet çok isteriz kendisini burada ağırlamayı sizlerle birlikte. Çünkü çok geniş bir alan ve biz aslında ne kadar çok böyle bilim insanıyla konuşursak daha çok bilgileniriz. En azından geleceğe hazırlanmış oluruz diye düşünüyorum. Hem çocuklarımıza da bizi izleyenlere de büyük bir ihtimal güzel bir konu olacaktır diye düşünüyorum. Ben inşallah 30 Kasım'da Derviş Bey geldiğinde yine burada sizi ağırlamak bize nasip olur diyelim. Peki son olarak toparlayalım.
toparlayacak olursak, çünkü zamanımız da maalesef kısıtlı, neler söylemek istersiniz? Ben şunu söylemek istiyorum. Öncelikle böyle bir fırsatı sunduğu için Fethiye TV'ye çok teşekkür ediyorum. Ya bu tür teknolojileri evet var. Biz deve kuşu gibi toprağa kafamızı gömerek bir şeyleri çözemeyiz. Bakın biz dünyada 5 ülkeden biriyiz. Bu evet. SİHA'ları, insansız hava araçlarını geliştiren. Çok güzel, bununla gurur duyuyorum ben. Ama yeterli mi? Değil. Daha da ileri götürmemiz lazım. Dolayısıyla çocuklarımızı bu tür teknolojilere en azından farkında olması konusunda yetiştirmek gerekiyor. Nurettin Topçu'nun, merhumun çok güzel bir sözü var. Diyor ki bir ülkede üniversitedeki bilim adamları eğer ilkokula inip, ortaokula inip çağa uygun eğitim vermezler ise o ülke kalkınamaz. Bugün biz işte aslında amacımız bu. Toplumu kendi bulunduğumuz seviyeye taşımak zorundayız. Aksi takdirde az önce de sizin belirttiğiniz gibi çok ciddi tehlikeler olabilir. Çünkü işte 100 kilo yük kaldırabilen, giyilebilir bir teknolojiyle saatte 60 kilometre ilerleyebilen bir askere karşı neyi koyacaksınız? Bugün SİHA'ları geliştirmemiş olsaydık terörle bu kadar etkin mücadele edebilir miydik? Evet. 100 yıldır ilk kez sınırları belirleyecek konuma geldik. İşte bu aslında geliştirilen askeri robotlar ya da teknoloji sayesinde. Dolayısıyla gelecek çok sert gündemlerle geliyor. İşte işsizlik var, sosyal yönü var bunun. İşte çok kronik problemler var dünyanın gündeminde. Su sorunu var, terör sorunu var, toplumların özellikle yapay zeka ile kontrol edildiği bir döneme giriyoruz gençlerin. Hiçbir şeyle bağı yok ama telefonla müthiş bağı var. Eşinizin bilmediği şeyi bilen algoritmalar, bir yere depolayan algoritmalar var. İşte yaşlandırma efektiyle 50 yıl sonra sizin hangi yüz şekliniz olduğunun da istihbaratı yapılmış durumda. Sizin yüz hatlarınızdan hangi hastalığa sahip olduğunuzu bilen teknolojiler var. Dolayısıyla bizim, bakın, gıda bir cephe, teknoloji bir cephe, üniversite bir cephe. Biz bilim adamlarına çok iş düşüyor. Çünkü Nurettin Zengi vardır, Selahaddin Eyyubi'nin, yani Kudüs'ün, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin kumandanıdır Nurettin Zengi. Aynı bizim bu dönem gibi. Yani şunu da değineyim, şunu da belirteyim, sonra Nurettin Zengi, hemen bitiriyorum Hülya Hanım. Kurtuba şehri, yani Elhamra, 700-800 sene Müslüman kalabilmiş, 800. senede düşmüştür. Batı'nın hep belli bir amacı var. Bize karşı da var. İstanbul 700 senedir Müslüman. Dikkat edelim, bakın 700. senede düşmüş. Bu çok önemli bir şey. Bizim cepheleri, gıda cephesini, teknoloji cephesini, eğitim cephesini boş bırakmamamız lazım. Bilim adamı deniz feneridir. Yol göster. Hırsız feneri değildir. Bu çok önemli. Nurettin Zengi, aynı bizim bu Türkiye'nin konumu gibi, tarihe bakarsak deniz feneri olabiliriz. Çok sıkışık bir dönemde işte vezirlerini topluyor, danışmanlarını topluyor. Ne yapalım diyorlar Nurettin Zengi'ye. Nurettin Zengi de soruyor, ne yapalım? Nurettin Zengi diyor ki medrese, yani bugünkü üniversite kuralım. İşte bir yandan Haçlı saldırıları var, bir yandan iç karışıklık var, FETÖ gibi bizim. Terör var, PKK gibi, YPG gibi. Ya diyorlar, efendim nasıl böyle bir öneride bulunabilirsiniz? Bizim askere, silaha ihtiyacımız var. Asıl silah aslında eğitim, üniversiteli gençler. O da diyor ki bizim dünyayı gören, algılayan bir göze ihtiyacımız var. Görüp algılamadığımız bir şeyin karşısına neyi koyabiliriz? Bizim şimdi geleceği gören bir ufka ihtiyacımız var. Yani ne geliyor, biz ne yapabiliriz? Dolayısıyla burada önemli olan şey, gelen teknolojiye karşı bizim neyi geliştirip ortaya koyacağımız. Bu bize ya sınıf atlatacak,
ya da bizi maalesef yok edecek. Yok edecek. Evet. Evet. Özbekistan'a değinemedik ama. Evet, onu da inşallah başka bir programda tamam. Yine ben sizi ağırlamak istiyorum. Çünkü konu geniş ve benim de aslında sevdiğim konular bunlar. Yine sizi burada ağırlamak isteriz. Ayağınıza sağlık, ağzına sağlık. Çok güzel bilgiler verdiniz bize bugün de. Evet, bugün Bir Sabah Bir İnsan'ın konuğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Seydi Kemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doçent Doktor Eyüp Akçetin'di. Hem yapay zekaya değindik hem de robot dünyasına değindik. Gelecek çok hızlı geliyor ve buna bizim hazırlanmamız gerekiyor. Hem teknolojik anlamda, hem eğitim anlamında, hem üniversite anlamında bu konuya da çok güzel değindi Eyüp Bey. Evet, yarın Bir Sabah Bir İnsan'da yine burada olacağız. Başka konuklarımızla sizlere güzel bilgiler aktarmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın, mutlu haftalar.